No one else is, but you are. Yayın yönetmenim Burçin Acar'la sohbet ederken, yok ya Burçin'le ne sohbet edeceğim, yakaladı esir aldı yine beni her zamanki gibi. Ben bu adamın bekarlığını hatırlıyorum biliyor musunuz? Evlendikten sonra kulvardan çık, ne bir kız tanıştırır ne bir partiye davet eder, hiçbir şey olmayacak yani. Sevgili dinleyiciler merhaba. Bazen size de oluyor mu, bir yere gittiğinizde birini görüyorsunuz. Kıyafetin yarısı designer, designer made, tasarım harikası, bir kısmı da pazar malı. O zaman bir garip oluyorum. Güzel insan, niye iki kardeşte ayrım yapacağını, ikisine de ortalama bir şey alıp bu garip görüntüye maruz bırakıyorsun ki beni? Yani memelerini bacaklarından çok mu seviyorsun? Neden yaptın bunu yani? Üstü böyle Fransız designer, altı sorma gitsin. Bir konuda fikir danışacağım. Şimdi kediler hep dört ayak üstüne düşer ya. Okey. Üzerine tereyağı sürülmüş ekmek de her zaman yağlı kısmının üstüne düşer. Murphy'gillerden bu. Şimdi ben diyorum ki acaba bir kedinin sırtına tereyağlı kısmı üstte gelecek şekilde bir dilim ekmek bağlasak. Doğru bir deney yapmış olur muyuz, tutuklanır mıyız? Ben sadece onu bilmek istiyorum. Doğru. Bir arkadaşıma söyledim bunu. Tamam Bayce dedi, ilginç bir şey tespit etmişsin de niye bir kedinin sırtına tereyağlı ekmek bağlayalım ki dedi. Aa işte küçük dostum, ben bu yüzden senden farklı, senden iki adım ilerideyim. Çünkü bir gün bir kedinin sırtına tereyağlı ekmek bağlamak durumunda kalındığında ben olayı çok önceden analiz etmiş biri olarak ortamdaki bütün kızları etkileyip tavlayacağım. Sen bir köşede ağlayacaksın. Bütün kadınlar Bayce'nin yatağında. Ya ben intikamcı biri değilim. Becerebiliyorsan kızlardan birini alabilirsin ama kolay olacağını iddia etmiyorum. Evet. Çünkü bir kez Bay J ile birlikte olursan... Bilmiyorum, dönüş yok diyorlar ama... Ölene kadar birlikte olduğun herkeste Bay J'yi ararsın ondan sonra. Kadın veya erkek, ölü ya da diri. Bana gelmeyin bunlarla. No one else is but you are. Erkek kadını tanımıyor, kadın erkeği tanımıyor. Masum flörtleri engellememek lazım. Ha demiyorum benim gibi krem şanti spreyler, 16 kişi otel suitleri falan ama... Arkadaşlık... Çiko, maça gidiyoruz, gelsene. Böyle çalışmayan bir şeyim olduğunda hep çalışıyormuş gibi yaparım. Ben hala gülüyorum. İyi akşamlar Türkiye. Şu an ne yapıyorsanız yapın, her şeyden önce lütfen bir kendinizi toplayın ve olanca gücünüzle şunu söyleyin. Bize bu akşamda program sunduğun için sana çok teşekkür ederiz Bayece. Bir şey değil millet. Power FM burası, başka radyoya benzemez. Bayece bu, başka showmene benzemez. Ekibim meteorolog, havayı koklayan adam. Prodüksiyon asistanım Engin. Ve hemen her radyoda bulabileceğiniz alternatif çalışma grubu üniteleri var burada. Sağda solda böyle kalabalık. Tamamen patronun istihdam sağlama çabalarının bir sonucu. Bu akşam yine çalışmak için spor salonuna gideceğim. Hey ne var ha? Tamam olabilir, bir gece gidip ondan sonra bir asır gitmiyorum ama... Spor yaptığım her saat hayatıma bir saat kazandırıyor olabilir ama o fazladan bir saati bir saat spor yaparak harcamış oluyorum. Şimdi ya peşin ödemeli bir zaman kaybı bu. Ama mantık şu, o bir saati ben alternatif olarak nerede nasıl geçireceğim? Anladın mı? Kanepede cips yiyip ne bileyim işte mankenlerin yürüdüğü kanalları seyrederken geçireceğim. Hiç olmazsa ne bileyim pilates dersinde gerçek kadınlarla geçiriyorum. Anlatabiliyor muyum? Bunları söylediğim için kötü hissetmeyecek pilatesteki kızlar. Çünkü beni kadın hastalıkları uzmanı zannediyorlar. Evet. Her zaman çok yakın hissediyorlar kendilerine kadın hastalıkları uzmanını. Yaz bir yerlerini gösterip doktor sizce bu normal mi dediklerinde tepki olarak muayenehanemde görmem lazım demeyi öğrenmem gerekiyor. Çünkü benim tepkim şöyle oluyor genelde. Oho, şaka, iyi, evet çok iyi. Bu normal, harika, normalden daha iyi. Dinleyici bu çocuk sahibi olma konusunda küçük bir not diyelim. Eğer çocuk yapmayı düşünüyorsanız önce bir tanıdığınızın veya akrabanızın çocuğuna bir gece bakın. 9 aylık bir bebeğe mesela bir bakın. Sabaha kadar hüngür hüngür nasıl ağlamalar filan. Sizinkinden bahsediyorum, çocuk değil. Evet. Ağlatır. Abi de ben de araştırmacı bilim insanı filan sayılırım. Vaktim yok böyle şeylere. Mesela son projem yeni bir hastalık bulmaya çalışıyorum. Benim adımla anılacak ve bunu kolay bir şey olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. 2 haftadır küf yiyip garip hayvanların beni ısırmasını sağlamaya çalışıyorum. Değişik bir şey çıkacak bak ortaya. Um,
Sigara ile ilgili inanılmaz bir araştırma sonucu daha geldi. Moraliniz bozulabilir arkadaşlar. Sigara içenlerin değil, içmeyenlerin morali bozulacak. Sigara içmeyen biri sadece birkaç dakika sigara dumanına maruz kalırsa pasif içici olarak sağlığı ciddi şekilde etkilenebiliyormuş. Bu arada yine elime geçen yeni bir rapor. Bilim insanları sigarayı bırakmanın garantili bir yolunu bulmuşlar. Sadece yatakta sigara içiyorsunuz. Su yatağı kullanıyorsunuz ve yatağı 97 oktan benzinle dolduruyorsunuz. Ve yılın en sıcak günlerini geçiriyoruz sevgili dinleyiciler. Uzmanlar bol bol sıvı tüketin diyor. Hafif kıyafetler giyinin diyorlar ki benim uzmanlara aşık olduğum yer orası oldu. Hafif kıyafetler ve zorlayıcı sportif egzersizden kaçının diyorlar. Bazı uzmanlar sıcakla savaşmanın en iyi yolunu bol sıvı tüketme, hafif giyinme ve egzersiz yapmama aksiyonlarını Grönland'da yapmanız olduğunu ekliyorlar. Evet. Grönland. Power FM, hafif giyin, bol sıvı, hafif komedi, sulu şakalar. Ben de yanınızdayım dinleyici Bağcay burada. İçimdeki rock müzisyeni defalarca tecavüze uğradı. Ozzy Osbourne olsa ne yapardı? Gıt gıt gıda, gıt gıt gıda diyelim. Lady, when you're with me I'm smiling. Lady, hey, when bu akşam burayı sallayacak mısın? Hayatımdaki kadınlar albüm yapmama izin vermediler. Ha, kayıtlı bir şarkım var. Müslüm Gürses'in rahmetlinin öldükten sonra Baba Şarkılar albümünde bir şarkım var. İyi akşamlar değerli dinleyiciler. Power FM'desiniz. Adım Bay J. Son derece elit radyo dinleyicilerinin kaymak tabakası diyebileceğimiz bir dinleyici burada. Evet. Maddi durumu da iyi insanlardan bu kitle aynı zamanda. Şunu söylemek istiyorum. Siz zenginler istediğiniz her şeyi istediğiniz anda ulaşabileceğini sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Yapmıyorum anonsu. Evet. Ya şaka ediyorum. Ben zenginleri de en az fakirler kadar çok seviyorum. Özellikle bana bir şeyler alan, satın alan zenginleri. Size kızdım çünkü siz bana hiçbir şey vermeyerek benden faydalanan zenginlersiniz. Onun için böyle bir şey yaptım. Özellikle böyle stand-up gösteri yaptığınız zaman kibirli snob zengin insanlar hep ne yapıyor olursanız olun yani kafanızın üstünde 17 kelebeği dengede tutsanız neden 18.sini tutamıyor ki filan derler. Halktan sıradan insanlar değer bilirler, sizi izlerken gülerler. İsteyerek ve eğilerek. Çünkü paralarıyla satın alabilecekleri daha iyi bir komedyen yoktur. Madem elimizde bu var, tadını çıkaralım diye düşünürler. Öbür tarafta zengin kadın kocasına eğilir şöyle der. Hulusi Bey, bundan eve de alalım, maymunumuz sıkılmasın tek başına. Gerçi bir keresinde halktan bir kalabalığa bir gösteri yapıyordum. Bir adam bana silah çekti. Arkadaşlar tam komedi yaparken yani son derece komik bir ruh halindeyken silah çekildi mi size arkadaşlar? Ne olduğunu söyleyeyim. İlk saniye bir parça idrar kaçıyor. Evet. Farkına bile varmıyorsunuz. Bütün olay bittikten sonra fark ediyorsunuz. Islah. Sonra insanın aklından şöyle şeyler geçmeye başlıyor. Öleceksem ihtişamlı olsun. Birkaç tane tabanca şakası yapayım. Sonra şey diye düşündüm. Hayır, ölmek istemiyorum. Şu ana kadar gösteriyi yapanın başka biri olduğunu ikna etmeye çalışacağım. Ama çok eğlendik o akşam ya. Adam tabancanın oyuncak olduğunu söyledi. 24 kişi dövdük adamı. 24. İnsan olan yapmaz gerçekten ama yani. Gecenin sonunda tabanca hala ondaydı. Bağırıyordu. İstemiyorum, istemiyorum bunu diye. 3 operatör 6 saatte gerçekleştirdi adamın bu dileğini. Evet. Bunların hepsinin şaka olduğunu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şiddetten nefret ediyorum. Şiddet uygulayan insanların böyle tutup valla var ya. bu da şiddet. Ama dinleyici, ben burada şakalar yaptığım bir program sunuyorum ya. Bana gelmeyin böyle. Bu da şiddet. Bir keresinde acayip gürültülü bir gece kulübündeyiz. Dans ediyoruz. Yani normalde dans etmem de kızlar nedense erkeğin dans etmediği zaman kaba biri olduğunu düşündü. Zorlayıcı bir toplumda yaşıyorum. Bir arkadaşım geldi yanıma. Ne var dedim. Abi dedi, az önce kendi silahımla kendi bacağımı vurdum dedi. O gürültüde duyulmasına imkan yok.
Bu arada nasıl utanıyor? Oğlum aptal mısın? Gece kulübüne niye silahla geldin? Ya ne bileyim bugün aldım bir yerde bırakmak istemedim dedi. Abi dedi ne olur çaktırmadan çıkalım rezil olurum. Tamam dedim bir içki söyle. Sevgilini bulup geliyorum. Seninki diyor ki bir Bloody Mary 400 tane de peçete alabilir miyim? Neyse kızı buldum. Kız adamın biriyle öpüşüyor. Evet sevgilisinde tabanca var. Ve belki de yani tamam kullanmayı bilmiyor olabilir ama bu adamı vuracağına beni de vurabilir diye endişelendim. Hadi gel görmedim ben bunları erkek arkadaşın kendine vurdu gidiyoruz. Bana ne dedi ben Selim'le burada kalacağım. Tamam dedim git kendin söyle. Silahlı insanlara kızacakları şeyleri söylememe prensibini yıllar önce edindim. Ben niye bu manyak kadın için bozayım ki? He? Hasan enteresan bir karakter. Geçenlerde beraber Transformers filmini izledik. Hasan ne dedi biliyor musunuz? Bence dedi inandırıcı olmamış film. Baş karakter Optimus Prime. I am Optimus Prime and I send this message. Öksürünce ağzından motor yağı çıkıyor. Neyine inanmamız gerekiyor ki? Neyi inandırıcı yapacaklar? İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Yine burada Power FM'de akşam saatlerini biraz daha katlanılır kılmaya çalışan Bay J'nin şovuna denk geldiniz. Şovumu beğenenler var, bir de beğenmeyenler var ve bakın lütfen inanmanızı istiyorum. Samimi söylüyorum. Herkesin beğenmesini beklemiyorum. Ama şovumu ve anlattıklarımı beğenmeyip sürekli şikayet yazan birinin artık bir noktada şovumu dinlemeyi bırakmasını bekliyorum. Doğal olarak böyle bir şey istemem. Normal değil mi? Ama bir tanesi var. 2 ay boyunca her gün sıkılmadan beğenmediğiyle ilgili bir şeyler yazıyor. Mesela bugün de berbattın Bay J diyor. Tamam güzel kardeşim git başka kanal aç. Değerli sunucu meslektaşlarımdan birini dinle. Aa gitmiyor. Gitmiyor çünkü onları beğeniyor yazacak bir şey olmuyor. Beni dinleyince iş çıkıyor adama. Hayır mantıksız yaptığı şey mantıksız kim sevmediği bir programı dinler. Her gittiğinizde sizi dövdükleri bir yere sırf şikayet edebilmek için gene gider miydiniz? Bu değerli beşer bu güzel insan geliyor. Anlattıkların iğrenç sen yozlaşmış bir insan örneğisin diye saldırmacalar da ya git gitsene diyorsun yok babanın kulağı Bay J'nin şovunda. Ben böyle bir şey görmedim. Git gitsene. Yozlaşmış bir insan örneğiymişim. Daha fazla bozulma potansiyeli olan bir canlı var mı acaba yeryüzünde insandan sorarım ben ona. En zeki türüz ama yokluktan öyleyiz yani küçük denizde büyük balık yoksa zeki bir tür filan değiliz. Telefon yerine ütüyü kulağına götürüp konuşan bir canlıya zeki tür diyebilir misiniz? Ha? 1235 lira net maaş alan birine de 12 tane kredi kartı alan birine de gezegenin medar iftarı diyemezsiniz değil mi? Biz akıllı bir tür filan değiliz. Ay Bay J biliyorsun değil mi Yunuslar da çok zeki. Sadece zeki değil Şirinler de onu duymuştum. Beyinleri büyük çok zekiler aslında Yunuslar o kadar zeki ki insanlık benzeri bir medeniyet kuracak kapasiteleri varmış. Ama biliyorsunuz yani elleri yok ve yüzgeçleri küçükcük. Yani mesela atıyorum Yunus Hasan Nobel ödülü alacak bir teorisi var. Bunu dediği zaman bunun pek bir anlamı olmuyor. Yazamaz zaten kağıt sürekli ıslak. Evet yani zekaları pek bir işe yaramıyor fiziksel formları yüzünden. Mavi balinalar da zeki. Biliyor musunuz mavi balinanın sesi o kadar güçlüymüş ki. Dünyadaki en güçlü ses bu arada 188 desibelmiş arkadaşlar. Ne kadar öteye gidiyormuş sesi biliyor musunuz? 850 kilometre. 850 kilometre az buz değil İstanbul'dan Antalya'ya duyuluyor gibi öyle düşünün. De bu durumda mavi balinaların sırrı yoktur gibi bir çıkarım yapabiliriz değil mi? Yani sen 188'deki desibel ses böyle çember gibi etrafında 850 kilometre öteye duyur sesini değil mi? De bu durumda mavi balinaların sırrı yok deyince yani her söylediğinizin 850 metre uzaklıktaki herkes tarafından duyulabildiğini düşünsenize. Yani bir mavi balina Marmara Denizi'nde ne bileyim Hasan isminde bir balina ile ileri geri konuştuğunda balina Hasan Kıbrıs açıklarındaysa büyük kavga çıkıyor mesela. Ben geliyorum 2 haftaya oradayım. Sana gününü göstereceğim. Bazen sizin için üzülüyorum dinleyicilerim. Keşke normal işleriniz olmasaydı. Siz de benim gibi gününüzün büyük bölümünü böyle aptalca şeyler düşünerek geçirebilirsiniz. Çünkü gerçekten çok eğlenceli oluyor. Bunları düşünüyorum. Sonra mangal yakıyorum. O da bitiyor. Boşluğa bakarak kaşınıyorum filan. Öyle yani.
Sessizlik lütfen. Hayır öyle bir şey ki, bu tenis zaten bir taşkınlık falan olmuyor. Yani kimse çıkıp bir baba hindi hey aman Maria Sharapova'ya da bindi falan. Öyle bir şey olmuyor. Sessizlik lütfen. No one else is, but you are Bay J. Merhaba millet, burası Power FM. İstanbul'daki stüdyomuzdan Türkiye ve dünyaya yayın yapan bu güzel biraderimiz, bu amcamız, bu güzel insanın adı da Bay J. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Merci. Power FM benim çalıştığım en iyi radyo kanalı. Eğer olmasaydı bunu rahatlıkla söyleyebilecek kadar açık sözlü olduğumu hepiniz biliyorsunuz. Patavatsızın önde gideniyim ama her zaman bu kadar iyi kanallarda çalışmadım. Eskiden ilk yıllarımda bir kanalda çalışıyordum. Çok ciddiyim bu konuda bu arada. Anlattıklarımın hepsi gerçek. Maaşımızı o kadar kötü ödüyorlardı ki, bakın izah edeyim, belki siz de uygularsınız personelinize. Yani yapın demiyorum ama ne bileyim, dardaysanız falan işe yarayabilir. Ne yapıyorlardı biliyor musunuz? Her maaşımızı bir hafta geciktiriyorlardı. Bu sistemle bir yerde uzun yıllar çalıştığınız zaman bir gün geliyor, bir bakıyorsunuz 7 aylık maaşınız içeride. Sen çakala bak. Birini çalıştırıp maaşını geciktirip ödememek ne kadar alçakça bir şey. Sonra zaten bu tip patronlar yüzünden şu laf çıktı biliyorsunuz. Abi süper bir iş yeri. Ayın birinde maaşın hesap. Tabii ki birinde ne zaman yatacak manyak. Olması gereken bu zaten. Bir ay çalışan adamın ayın birinde maaşı hesabına yatar. Ödeyemiyorlarsa kapatıp gitsinler, başka iş yapsınlar. Kunduz besiciliği yapsınlar. Umurumda bile değil. Bir keresinde bir adam için çalışıyordum. Adamın diğer işi lamba üreticiliğiydi. Bir keresinde maaşımızın 1/4 ve birer lamba verdi bize. Avize. Düşünsene ben ne yapayım lambayı? Ay başında ev sahibime gidiyorum. Hediye paketinde bir lamba verdiğimi düşünsenize. Size layık değil ama bu ay kirayı bu şekilde bir araya getirdik. 425 lira bir de kristal avize. Güle güle kullanın. Anlayışınız için çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Dünyanın her yerinde bir sanatçının ayakta kalmak için çok çaba sarf etmesi gerekiyor ve berbat durumlara düşmesi gerekiyor. Sürünmesi gerekiyor. Gerçek yaşam savaşı sanatçının verdiği savaştır arkadaşlar. Siz bankadaki memuriyetinizden ve maaşınızdan şikayet edebilirsiniz ama sosyal haklarınız var, belki priminiz, sağlık sigortanız. Bir tromboncuya sorsanıza nasıl gidiyor diye yumruk atsın burnunuza. Ha? Nasıl gidiyor işler? Ha? Trombon yine iyisi. Kornocuya sorsanıza. Bugün zengin gördüğünüz birçok sanatçı çok zor yollardan geçmiştir. Ben 16 yaşımdan beri sahnede şarkıcılık, müzisyenlik yapıyorum. Müzisyen arkadaşlarıma soruyorum. Hiçbir Laz sünnetinde müzik yaptınız mı diye. Ben yaptım. Aile Karadeniz'de, sağ olsunlar bize iş verdiler. İyi bir grup olduğumuzu duymuşlar. Seve seve diye gitmişiz. 3. şarkıda teşekkür edip yolladılar. Kemençeci geldi. Sonra tulum falan derken. Çok zor geçti. Zor. Müzisyenlik hayatı çok zor. Hele ilk yılları daha da zor. Bir keresinde Salacak'ta bir barda çalıyoruz. İstediği şarkıyı çalmadık diye birinin klavyemin üstüne bir tane Kalaşnikov mermisi bıraktılar arkadaşlar. Kalaşnikov mermisi. Ben sadece bir şarkıcıyım. Siz hiç daha önce hiç duymadığınız bir türküyü hafif hafif alttan kaçıra kaçıra yalandan söylemeye çalıştınız mı? Hiç bilmediğiniz bir türküyü. Bunlar komik çünkü bizzat yaşadım ben bunları. Bir keresinde bir barda stand-up gösteri yapıyorum. Açım. Paraya acayip ihtiyacım var. Bar gerçekten çok fena bir bar. Hani amacı arka tarafta uyuşturucu ticareti yapıp bana paravan olarak da işte komedyen olsun, orkestra olsun, ön tarafta bir şeyler. Bir şeyler işte. Neyse 17 kişi var beni izleyen. Bu stand-up komedi meselesi de az kişiye çok şahane olmuyor. Sinerji lazım, kalabalık daha iyi oluyor. Neyse tam önümde de bana bakan inanılmaz şişko bir kadın var. Tamam ve sakın bunu söylediğim için beni yargılamayın. Hayatta en sevmediğim şey politik olmak. Etine dolgun mu deseydim, kocasını filan yemiş kadın. Öyle bir şişko. Dışarıda binlerce şişman kadın var. Yokmuş gibi mi davranalım? Rica ediyorum bana bunlarla gelmeyin. Şişko adam deseydim kimse bir şey demeyecek. Her neyse. Kadın hiç durmadan konuşuyor. Ben sahnede stand-up yaparken. Biriyle de konuşmuyor. Böyle deli kadın. Kendi kendine konuşuyor. Benim söylediklerime cevap mı veriyor? Ne yapıyor bilmiyorum. Sonunda dayanamadım. Bana baksana biraz. Çeneni kapar mısın dedim. Hem belki sağlığına da iyi gelir. Anladın. Uzatmayayım. Kadın beni evire çevire dövdü. Bay J burada, uzaklaşmayın.
My favorite artist. Tavşan ayağına gelecek olursak. Uğur filan getirmez. Bana inanmıyorsanız tavşana sorabilirsiniz. Nasıl? Tavşanla insan konuşmaz mı? Bilmiyorum. Dört yapraklı yoncayı sardıktan sonra olabilir. Beceriksiz atama atarım ben konuşurum tavşanla. You're listening to Bay J on Power FM. Tavşanı boş verin de ben size evde istavrit beslediğimi söylemiş miydim? Çünkü ne oldu onu anlatayım ben size. Bunca sene istavrit beni besledikten sonra borçlu hissettim kendimi ve canlı istavrit alıp tuzlu su akvaryumunda beslemeye başladım. Bir de köpeğim var, kedim var ama istavritimi daha çok seviyorum. Daha geçen hafta aldığımda küçücük bir kıraçaydı. Şimdi maşallah mangal kocaman oldu. Kocaman. Maşallah. Adını değiştirdim ama bana hiç Türk gelmedi. İstavrit, istavrit. Biraz böyle Yunanca gibi geldi. Orijinal adını öğrendim. Trakurus indikus. Kısaca Trako diye çağırıyorum. Bana arkadaşlarım diyor ki seni duymuyor ki Bay J diyorlar. O bir balık. Valla karım insan duyuyor da ne oluyor? Bir şey değişmiyor onu söyleyeyim. Bana... Ailemin zengin olduğunu söylemiş miydim size? Ya ya öyle. Hayır beğenin vay 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 deyin diye söylemedim. Komedyen olmak için ailenizin zengin olması lazım onu anlayın diye söyledim. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Oğlumun okul parasını babam ödemeseydi oğlum da büyük ihtimalle benim gibi komedyen olurdu. Üstelik fakir bir babanın komedyen oğlu. Evet. Tamam evet zaman zaman iyi para kazandığım oluyor ama para yönetimini bilmiyorum. Tamam o zaman evleneyim de hayatımdaki kadınlar yapsın dedim. Hepsi çanta ayakkabı bağımlısı çıktı. Ben açık konuşacağım. Yüce Tanrı benim bu hayat zarfında yatlar katlar edinmemi istemiyor belli ki. Ben de saygı duyuyorum. Bu yüzden boşanmayacağım. Evet. Geçen gün tek başıma dışarı çıktım gece. Karıma çalışmaya gidiyorum. Radyoda toplantı var dedim. Gece 2'de bitecek. Gerçekten şu anda beni dinleyen radyo sunucuları varsa ne? Radyoda gece 2'ye kadar neyin toplantısı arkadaşlar? Bir radyoda gece 2'ye kadar konuşacak bir şey bulabiliyorsanız zaten radyo sunuculuğu için biçilmiş kaftansınız. İşte Cenk Berdem'e iki tane sulu şaka yaptıktan sonra devamı ne ki o toplantının bilmiyorum. Yani benim şovun son 23 senedir aynı başarısı ispat edilmiş bir şov. Neyi tartışacağız ki benim durumda ya benden daha ileri seviyede biri çıkar. Beni kovarlar onu işe alırlar ya da sözleşme tarihi sonuna kadar bir kelime bile konuşmayız ki biz. Neyse gittim yalandan toplantıma. Ve bakın kötü biri değilim. Bir gece birkaç saati karım olmadan geçirmek istedim o kadar. Neyse gittiğim mekandan bir kızla çıktım. O kadar ama kötü biriyim. Ama aramızda kalsın tamam mı? Gerçek bir centilmen gibi kızı evinin önüne kadar götürdüm. Kız bana aynen şöyle dedi. Eve gel kahve içelim derdim ama ev berbat dağınık. Şimdi öncelikle bilmeyenler için gecenin sonunda evine bıraktığınız kız size yukarı gel kahve içelim diyorsa sizi temin ederim olayın ana fikri kesinlikle kahve değil. Öyle bir şey yok. Ama burada üstünde durmak istediğim nokta şu. Siz kadınlar ev dağınık dediğiniz zaman bizim ne kadar umurumuzda olduğunu düşünüyorsunuz bilmiyorum. Yani şöyle söyleyeyim. Bir manda. Bildiğiniz hayvan vardır ya manda. Bir manda salon masanızın üzerine düzenli olarak son 3 haftadır büyük tuvaletini yapmış olsa bile umurumuzda olacağını mı düşünüyorsunuz? Bakın açık konuşacağım. Yatak odasında yatağın üzerinde canlı bir yetişkin kaplan olmadığı sürece gerçekten tuvaletinizdeki avluda kahverengi lekeler olması bile bizi bağlamaz. Vazifemizi yaparız. Bizim için önemli değil. Bu yüzden... Bu yüzden hanımlar eğer bir adamı eve davet etmek istemiyorsanız bundan sonra daha mantıklı bir mazeret bulun tamam mı? Dağınıklık dışında bir şeyler. Oldu mu? Hadi be bir tam. Beni param için sevmiyorsun değil mi Selma? Hadi seni paran için sevmemesi mümkün mü? Seni ben seviyorum Hasan. Selma nasıl hayır diyecek? İyi akşamlar millet. Burası Power FM ve ben Bay J. Tam size göre bir sunucu. Sloganlara bayılıyorum. İnsanları etkiliyor. Sloganlar yoksa sizin kim olduğunuzu bilmiyorum ki.
tam size göre bir sunucu olup olmadığımı ama kabul edin tam size göreyim. Ya, evet. Ya emin değilim sizi tanımadığım için ama kesin öyleyimdir. Ben 45 yaşındayım. Pek fazla param kalmadı ve genelde huysuzun tekiyim. Size 45 yaştaki değişimi çok kısa anlatmak istiyorum sevgili dinleyiciler. Hani hayatta en kötü ve zor şeyler kafasını tuğlayla patlatmak istediğiniz birine iyi davranmak zorunda kalmak gibi şeylerdir ya. Anlıyorsunuz değil mi beni? Ha işte benim yaşıma geldiğinizde eğer ufacık bir şeyler öğrendiyseniz hayattan bu insanlara iyi davranması zorunluluğunu artık hissetmiyorsunuz. Bazısına cevap bile vermiyorum. Ha tuğlayla kafa patlatmıyorum. Sanırım 60'lı yaşlarımda başlayacak. Evet büyük ihtimal. İyice artık dobralıktan. Bir arkadaşımla karşılaştım bugün, gerçek hikaye. Erenköy'de bir kahve restoranında. Belki bugün beni dinliyorsa vay diyecektir, benden bahsediyor. Düğününde nikah şahidiydim ben. Biliyorum, ben de yapma etme dedim. Yo yo, evlenmesin demedim. Beni nikah şahidi yapma dedim. Ve tabii ki kaçınılmaz son, boşanmışlar. Ama şimdi gene beraberlermiş. Bunu anlamakta zorlanıyorum. Madem mutluydunuz niye evlendiniz? Bak şimdi tekrar boşanmış halde berabersiniz. Olan kime oldu? Düğünde altın getirenlere oldu. Mesela bir tost makinesi alıyorsun. Tost makinesi, tüm iyi duygularınla düğüne gidiyorsun. Tost makinesine hediye olarak veriyorsun. Sonra bir bakıyorsun, boşanmışlar ama tost makinesini kullanmaya devam ediyorlar. Sanki şey gibi, biliyor musunuz? Sanki sen onlara bedavadan bir tost makinesi al diye kurulmuş bir komplo gibi. Bir komployanın içinde hissediyorsunuz. Evlenmeseler hayatta almayacağım o tost makinesini. Gasp etmiş oluyorlar benden bu durumda. Düğünü zaten damadın babası yapıyor. Bence iyi numara. Bence bu dolandırıcılık sistemine dur demek gerekiyor. Mesela bak, çok kolay izah edeyim. Düğünümde kız tarafının halalarından biri kristal bir vazo almış bize. Ben kristal vazodan haz etmem. Seveni de yargılamam. Kristal vazo tamamen kişiye ait bir seçimdir. Başkasına zarar vermez. Şimdi ben şimdi boşansam, o karım da o kristal vazoyu ben istemiyorum sende kalsın derse, o halası karımın tamamen yabancı bir erkeğe kristal bir vazo satın almış olacak. Bu yüzden bence düğünlerde hediye sistemini kaldırmalıyız. Düğünler hepsi zaten birbirinin aynısı, sıkıcı organizasyonlar. Bence gelinle damadın gelenlere hediye dağıtması gerekiyor. Mesela bir düğüne gitmek istiyorum ben. Ve eve dönerken yanımda 1,5 kilo muz olsun istiyorum mesela. Anladın mı? Mesela. Arkadaşlar yeni sosyal medya trendini söylüyorum. Balıktan bikini. Fish bra. Fish bra diyorlar buna. Balık sütyen. Akımı Instagram'da sayfa açacak kadar ilerledi. Burada yayınlanan fotoğraflarda kadınlar ne yapıyor biliyor musunuz? Bikinilerinin üstünü çıkartıyorlar. Ellerindeki bir balıkla kapatıyorlar göğüslerini. Binlerce kadın şimdiden avlanmış balıklarla göğüslerini kapadıkları fotoğrafları paylaşmışlar. Instagram Fish Bra hesabının 100 bin takipçisi var şimdiden. Bikini üstü yerine balık kullanan kadınların 100 bin takipçisi var. Benim 6 bin. Ondan sonra gel de kadınlara üstünlük tasla. Tabii herkes farklı boyutta bir örtünme ihtiyacı duyuyor. Instagram'a baktım. Bir kadın 2 sazan, 4 uskumru ve 2 kalkan balığı kullanmak zorunda kalmış. Tanışmak için can atıyorum. Vallahi girişimlerim var. Bu kadını tanıyan beni arasın diye. Balık bikini üstü. Hiç yadırgamıyorum. Bence çok orijinal bir... Yani dünya her gün daha çekilmez bir yer haline geliyor. Niye delirmeyelim ki hep beraber? Türkiye'nin radyo efsanesi, en iyi akşam şovmeni Bay J, şimdi işsiz. Milyonlarca dolarım var ama mutlu değilim. Acaba neden? Ben söyleyeyim. Bana sahip değilsiniz de ondan. Güzel güzel. Engin mesajı almış. Bu reklamı bayağı yayınlayacak galiba. Herkese merhaba. Güzel bir çarşamba akşamı diliyorum. Güzel bir yaz tatili geçirdiğinizi ümit ediyorum. Beni sormayın işte, burada canlı yayında olduğuma göre nasıl bir tatil geçirdiğim de malum. Yani zaten berbat tiplerle çalışıyorum burada. Azıcık para kazanan radyo personeliyle. O kadar asık suratlı tipler ki şirkete geldiğim zaman birine gülümsediğim zaman cinsel taciz davası açıyorlar. Bana gülümsedi. Ha bile kalabilirdim. Hadi 30 tane 20 yaşında erkek mankenle ıssız bir adaya düşsen 30 sene hamile kalamazsın.
Belki sonra. Belki sonra. Adım Bayşe benim. Açık sözlü olmayı delilikle karıştıranlara göre biri değilim. Herkesin her şeyi bilmesini istiyorum. Bu benim yaşam amacım. Sadece küçük bir engelle karşılaşıyorum her zaman. Ben pek bir şey bilmiyorum. Bir şey bilmiyorum. Evet, bu yüzden hep... Neden hep kadın erkek ilişkileri, evlilik, günlük, sosyal yaşam üzerine hicip falan bu konularda konuşuyorsun diye soranlara bir kez cevabım... En azından bir konuda uzmanlaşmaya çalışıyorum. En azından bir konuda. Her çokolog olmak yerine... onun dışında yeni bir grip salgınından bahsediliyor ve bu grip salgınının öyle kuş gribi gibi değil, domuz gribi gibi değil, bayağı kırıp geçireceğinden bahsediyorlar. Tabii komplo teorileri var. Bu yeni grip virüslerinin işte dünyada belli bir etki yaratmak için, belli bir misyonla, amaçla belli bir etki yaratmak için laboratuvarda üretildiğini söylüyorlar. Ama mesela domuz gribi ise problem değil mesela, çünkü domuz gribinin mesela İlk senesinde Amerika'da 300 kişi öldü. Amerika'nın nüfusu 300 milyon kişi. Şimdi tabii kayıp mıdır? Kayıptır. Ama yani o hızla öleceksek üretim hızımızı da göz önüne alarak... Yani 5000 yıldan önce bitmeyiz nesil olarak. Mümkün değil. 5000 senede de bu hastalığın çaresini bulamazsak zaten bizim için yapacak bir şey yok ki. Ha, panik yapmak ne zaman kime ne hayır getirmiş söyler misiniz bana? Ha? Bak domuz gribi 300 kişi öldürmüş. 300 milyon kişilik Amerika'da. 60 kişi neden öldü biliyor musunuz aynı sene içerisinde? Arı soktu diye. Ya, anladın mı? Bakın 3 kişi istatistiklere göre 3 kişi buhar yüzünden ölmüş. Bildiğin buhar. Sabırlı ol, bak daha geliyor. 9 kişi 300 kişinin domuz gribinden öldüğü sene 9 kişi samuray kılıcıyla ölmüş ve dikkatini çeken bir saldırı sırasında değil. 12 kişi de kasten samuray kılıcıyla öldürülmüş. Yani aslında baktığınızda işte bu grip salgınlarından ölme ihtimali sokakta bir ninja tarafından öldürme riskiniz dünyalar kadar farklı değil. Olabilir yani. İki tane ciddi savaş var süre giden. Açlık, AIDS, hepatit, diğer salgın hastalıklar. Ülkelerin işte iç savaşlarında ölen insanlar. Ve ondan sonra haber televizyonlarını bir açıyorsun sayın seyirciler. Bugün 24 saat domuz gribi özel program falan. Yok, hayır. Bu aldatmaca yani, bu kesinlikle dünyada çok daha önemli konularla meşgul olması gerekiyor. Ama olamıyor. Burası Power FM. Bugün eğer ikna edebilirsem 14 yaşımdaki oğlumla yayında biraz sohbet etmeyi deneyeceğim. Evet, evet, evet. Bugünler için yetiştirdim. Hani program yazmayı unutup yayına geldiğim günler için yetiştirdiğim bir evladım var. Bakalım kurtarabilecek miyiz, kurtarabilecek miyiz?